londraaktuel.com web sayfamızdan ve tüm sosyal medya hesaplarımızdan İngiltere gündeminde öne çıkan haberleri Türkçe olarak bulabilirsiniz. Haftanın öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi Ümit Yalçın'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Çimen Keskin, Silahlı Kuvvetler ve Kara Ateşesi Albay Ömür Candan ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına gelinmesinden dolayı Cumhuriyet'in kazanımlarından gurur duyduklarını dile getirdi. İngiltere'de 31 Ekim'de yapılması planlanan orta vadeli mali plan açıklaması 17 Kasım'a ertelendi. Başbakan Rishi Sunak'la Maliye Bakanı Jeremy Hunt, önceliğin ekonomik istikrar ve mali sürdürülebilirlik olduğunu ve kalıcı kararlar vermek için kararın ertelendiğini belirtti. Truss'ın başbakanlık döneminde uygulanan ekonomi politikası geçtiğimiz haftalarda piyasalarda büyük çalkantıya neden olmuştu. İngiltere'deki Dover Limanı'nda bulunan mülteci işlem merkezine el yapımı bombayla saldırı düzenlendi. Patlama sonucu merkezin dışında yangın çıktı. Saldırının ardından şüphelinin yakındaki bir benzin istasyonuna gittiği ve kendisini asarak intihar ettiği belirtildi. Yangınsa kısa sürede itfaiye tarafından söndürüldü. İngiltere'nin Luton kentindeki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camisi'nde bu yıl görevine başlayan İmam Mahmut Eroğlu, çocuklara camiyi sevdirmek için projelerine devam ediyor. Eroğlu, çocukların camiye ilgisini arttırıp sevdirmek için Türkiye'de başlattığı Çocuk Market projesini yeni görev yerine taşıdı. Hayırseverlerin getirdiği süt, şekerleme, meyve suyu ve bisküvileri raflara dizen Eroğlu, çocuklara camiyi sevdirmek için ikramda bulunuyor. Prens Harry'nin uzun zamandır merakla beklenen anı kitabının yayınlanacağı tarih belli oldu. Kitabın yayıncısı Penguin Random, anı kitabının 10 Ocak'ta çıkacağını duyurdu. 38 yaşındaki Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından bu Kasım ayında yayınlanması planlanan kitabı yeniden yazmaya karar verdiğini bildirmişti. Kitapta en çok rağbet gören kısımların kardeşine değindiği kısımlar olması bekleniyor.